Evet arkadaşlar, Civil 3D üzerinde güzergahınızı oluşturdunuz ve bu oluşturduğunuz güzergaha bir profil tanımı yaptınız ve ayrıca bu profili de ekrana çizdirdiniz. Şimdiki senaryomuzda size bir röleve geldi ve bu gelen noktaları hızlı bir şekilde bu profilin üzerine işlemeniz gerekiyor. Şöyle ekrandan göstereyim, hemen bu şekilde bir röleve geldiğini düşünelim. Bu gelen röleveyi alıp profil üzerine işleyeceksiniz. Kolaylık olsun diye ben daha önce notları hazırladım. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Dolayısıyla ToolSpace üzerinden Point sekmesine ters tıklayarak Create diyoruz ve Create penceresi açıldıktan sonra açılan pencerede Import Point seçeneğini tıklıyorum. Hemen ardından hızlı bir şekilde oluşturduğum nokta dosyasını seçiyorum ve buraya bir point grubu açalım. Point grubuma yine aynı şekilde sayfamızın ismini verelim ve OK butonuna basalım. Noktalarımızı import etmiş olalım. Hemen şuradan noktaları seçeyim. Buradan nokta adı ve nokta görünümlerini de düzeltmiş olalım. Akabinde bu noktalarımızı seçip görelim nereye düşüyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu kısımda noktalarım gözüküyor. Ters tıklayıp Display Order ve Bring to Front, yani öne getir şeklinde bir talimat verelim. Şuradan ölçeğimi de değiştirip biraz daha böyle noktaların daha büyük gözükmesini sağlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle kısaca bakarsak P1, P2, P3 şeklinde noktalarımızı ekran üzerinde görebiliyoruz. Şimdi burada şöyle bir soru sorduğunuzu duyuyor gibiyim. Bu noktaların illa yol ekseni üzerinde olması mı gerekiyor? Hayır, olmasına gerek yok. Şöyle biraz daha devam edersek örnekte P12 gördüğünüz gibi yol ekseni üzerinde değil. Biraz daha ilerlersek. Evet, hatta şöyle yapalım. P5 tam kilometre 11'e geliyor. Biz kendimiz biraz uzaklaştıralım bu noktayı. Şöyle biraz kaydırdım. Böyle bir yere bıraktım. Gördüğünüz gibi yol ekseni üzerinde değil. Şimdi işlemleri nasıl yapacağız? Daha kolay anlaşılabilir olabilmesi için öncelikle ekranı ikiye böleceğim. Bir tarafta profil gözüksün, öbür taraftan da işlemleri nasıl yaptığımızı görelim. Hemen hızlıca ekranı ikiye bölelim. Dediğim gibi bir tarafta profil açıkken öbür taraftan da işlemlerimizi yapacağız. Böylelikle daha kolay bir şekilde görmüş olacaksınız. Bu ekrana ben profilimi şöyle zoom yapıyorum. Ve bu tarafta da işlemlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, öncelikle işlemlerimize başlayabilmek için profilimizi tıklıyoruz. Profili tıkladığımızda zaten üst menüde profille ilgili menülerin, seçeneklerin aktif olduğunu göreceksiniz. Burada Project Object to Profile View diye bir seçeneğimiz var. Bu seçtiğiniz objeyi profil üzerinde çizdir, göster anlamına geliyor. Ve bu tag komutu girdik. Daha sonra ekranı tıkladığımda yine command satırında profilde göstermek istediğimiz objeleri seçmemizi istiyor. Ben burada toplu bir şekilde seçeceğim ve burada size şeyi göstermek istiyorum. Şöyle kabaca şu kısmı seçtim ve ters tıkladım. Ters tıkladığımda profil üzerinde göstermek istediğimiz objelerden ilgili seçeneklerimiz hemen karşımıza geldi. Bu pencere üzerinde gördüğünüz gibi hem pointler hem de feature line'lar olmak üzere iki farklı obje türünü seçti. Bizim şu an feature line'lardan ilgili bir şeyimiz yok ve burada pointlerimizin ilgili seçeneklerimizi görelim, neler yapabiliyoruz. Hemen noktaların görünümünü değiştirebiliriz. En üstten Select All butonuna basarsanız tüm noktaları değiştirebilirsiniz. Ya da bunun yerine bazı noktaları şöyle grid 1, bazılarını grid 2 şeklinde kaydedelim. Farklı görünmesini sağlayalım. Şimdi buradan Elevation Options diye bir seçenek var. Yine Select All dersek burada herhangi bir surface'ten kod okumasını, yani herhangi bir surface'e göre kodlandırılmasını, yukarı aşağıya kalkmasını isteyebiliriz. Ya da bizim kırmızı kod profilimiz varsa işte kırmızı kod profiline göre otomatik olarak tüm noktaları kodlandırabiliriz. Ya da bu bir saha rölevesi ise sahada okunan orijinal kod neyse o olsun şeklinde buradan Use the object, yani objenin kodu neyse onu oku şeklinde seçeneğimizi aktif edebiliriz. Buradan label set bölümü var. Basic'te bırakabilirsiniz ya da özel olarak kod, kilometre şeklinde farklı farklı verileri de etiketlerin de gözükmesini istiyorsanız buradan bu seçenekleri de tabii ki değiştirebilirsiniz. Ben buradan
kolaylık olsun diye kilometre ve kod şeklinde seçeneğimi seçtim ve OK butonuna bastım. OK butonuna bastıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi profilin üzerine şurada biraz yakınlaştırırsam daha da kolay bir şekilde görünecek. Şimdi bu aşamada tekrardan ekranımı tek parçaya ayırayım ve profili birlikte inceleyelim. Gördüğünüz gibi burada her noktayı ayrı bir şekilde gösterdi. Ne yaptı? Kilometre ve kod olarak, hani sahada gelen kodu ve kilometreyi bize burada etiket olarak yazdırdı. Ayrıca bunu kontrol ederseniz bu nokta gerçek kodunda olduğunu da görürsünüz. Şöyle bakarsak 372, 372.90, 2 metrede bir artıyor. Yani noktaların da koduna göre konumlandığını görebilirsiniz. Şöyle biraz ilerlersek kilometre 11'de eksenden baya bir uzaklaştırdığım bir noktam vardı. Ve gördüğünüz gibi o noktayı da otomatik olarak okudu. Yine 11'deki noktamızı hızlı bir şekilde burada görelim. Evet, 11'de P5 noktasıydı. P5 noktasını yine bakacak olursak gördüğünüz gibi yol ekseni üzerinde olmasına gerek yok. Bu noktayı otomatik olarak bağlayabilir. Yani profil üzerinde gösterebilir. Şöyle yine etiketlerden bu profilin şey bu noktanın etiketini değiştirebilirsiniz. Farklı bir etiket yapabilirsiniz. Bu etiketlerinize farklı seçenekler ekleyebilirsiniz. Tamamen bundan sonrası sizin kendi inisiyatifinizde ya da öngörünüzde olan şeyler. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Civil 3D programında dinamik noktalarımızı profil üzerinde nasıl gösterebileceğimizi gördük. Umarım videomuz sizler için de faydalı olmuştur. Eğer merak ettiğiniz veya anlatmamı istediğiniz başka konular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.